24 Ocak 2022'de kaybettiğimiz Fatma Giri'nin ardından böyle gözyaşı dökmüştü Cüneyt Arkın. İnanamıyorum ya, bağıra bağıra ağlamak geliyor içimde. Ya ne kadar iyiydi o, ne kadar iyiydi. Ah canım, benim de götürdüğün bir parçam gitti. ...28 Haziran'da ise Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurladık. Sinemamızın iki usta ismi, 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde dostlarının konuşmacı olduğu söyleşide anıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte Selda Alkor, Halil Ergün, yönetmen Şerif Gören, sinema yazarı ve tarihçisi Burak Evren konuşmacı olarak yer aldı. Star olmanın en güzel örneğini Fatma Girik vermiştir. 15 yaşında sinemaya hiçbir sanatsal birikimi olmadan giren Fatma, sonunda bütün Türkiye'nin tattığı bir star haline gelmiştir. Cüneyt bence Türk sinemasına gelmiş en güzel, en yakışıklı adamlardan bir tanesiydi. Hani bütün dünya Brad Pitt falan diye böyle peşinden koşar ya, bence Cüneyt abi 100 tane Brad Pitt ederdi. Fatma Girik'le ilk olarak Rabia Bilmoz Bahsed'in yönetmenliğinde o filmde tanışmıştım. Sürekli hareket halinde, samimi, dost, arkadaş ve bu yani kimliği son gününe kadar hiç değişmemişti. Cüneyt Arkın bütün kimliklere göründü. Aşık oldu, romantik oldu, şarkılar söyledi, piyano çaldı. Ama sonra